Mehmet Yılmaz, T24, Türk erkeklerinin yüz karası. O andaki bütün ilgimin transfer haberlerinden bu habere kaymasının nedeni başlığıydı. 19 ülkeden 34 kişiyle flört eden kadın Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Bu başlık kaç evde bir heyecan dalgasına yol açtı. Elbette bunu bilemiyoruz. Ancak bir ev var ki hepimizin yüz karası olan şahıs orada yaşıyor. Lonnie James 40 yaşında bir Amerikalı. Hoş bir genç kadın. Hoş dediysem de kadınları dış görünüşüyle değerlendiren bir alık gibi görünmekte istemem. Bunu özellikle belirteyim. Uzun sarı saçları var. Güzel bir gülüşe sahip ve belli ki çıktığı seyahat sırasında yemek konusunda çok sıkıntı da çekmemiş. Her tarafından sağlık fışkıran bir genç kadın. 18 ay önce annesi ölünce bir dünya turu yapmaya karar vermiş. Seyahat kararını nasıl aldığını CNN International'a şöyle anlatıyor. Ailem Amerikan kültürüne göre her şeyi doğru yapmıştı. Evlendiler, üç çocuk büyüttüler, iyi işleri vardı. Evin kredisini ödediler. Emeklilik için büyük planları vardı ama annem emekli olamadı. Uzun süre Alzheimer'la mücadele etti ve 18 ay önce planlarını gerçekleştiremeden hayatını kaybetti. Tek başına seyahate çıkmak kararımı bu etkiledi. Loni seyahate Londra'da başlamış. Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Güney Kıbrıs, İsviçre, Fransa, İtalya, Slovenya, Norveç, Fas, Tunus, Moritanya, Senegal, Gambiya ve Namibya gibi ülkeleri dolaşmış. Bu ülkelerde toplam 34 kişiyle flört etmiş. En kolay tahmin. Kendisinde en kötü iz bırakan erkeğin nereli olduğunu şimdi tahmin edebilirsiniz. Tombala. Doğru bildiniz. Bir Türk erkeği James, gezisi sırasında Tinder ve Bloom gibi çöpçatanlık uygulamalarından tanıştığı kişilerle date etmiş. Türkiye'de Fethiye'de buluştuğu kişinin yakınlaşma isteğini kabul etmeyince yüzüstü bırakıldığını anlatıyor. Yakınlaşma isteği diye anlatıyor ama biz onu oğlan kızla hemen yatmak istemiş diye okuyabiliriz. Lori mesafeyi korumak istediğini söyleyince adam kızı yamaç paraşütüyle ilgili ıvır zıvır satan bir mağazada bırakmış ve birazdan geleceğim deyip toz olmuş. Loni fırtınalı bir gecede saatlerce bekledikten sonra geceyi bir bankta geçirmiş. Fethiye'deki oğlanla hangi uygulama üzerinden buluştuğunu bilmiyoruz. Ancak oğlanın tutumunun bizleri çok şaşırtmadığını da izninizle söyleyebilirim sanırım. Hayır mı? O da ne? Belli ki halkımızın bir bölümüne uzunca bir süredir hakim olan psikolojinin etkisinde kendini dünyanın merkezi sanıyor. O kadar dayanılmaz ve çekici olduğunu düşünüyor ki, bir kadının kendisine hayır demesi onu çok şaşırtıyor. Aslına bakarsanız bu temelsiz özgüveni içinde bulunduğu aşağılık kompleksinden kurtulmak için her fırsatta kendi üstünlüğünü kısıtlama isteği böyle antisosyal davranışlar içine girmesine yol açıyor. Hayatının sonuna kadar bu aşağılık kompleksinin onu takip edeceğini söyleyebiliriz ama bu ülkede yaşadığı için bunun sıkıntısını da çekmeyecektir. Malum oy verme davranışlarının kolayca değişmiyor olmasının bir nedeninin de bu olabileceğini de söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Her neyse bu zavallı karakteri kendi kötülüğü içinde bırakalım ki ruh dalgalanmalarının içine bir de yalnızlık duygusu girsin. Bir daha bir kadını böyle yüzüstü bırakıp gitmesin. Oysa madem vakit kaybına tahammülü olmayan birisi, bunu kadına açıkça söyleyebilir. Onu gitmek istediği yere kadar bıraktıktan sonra cehennemin dibine kadar kaybolabilirdi. Kim bilir belki de içinde yaşadığı kültürel ortama bakıp kadına kötü bir şeyler yapmadığına şükretmeliyiz. Acelecilik bir kadınla hoşça zaman geçirmek isteyen bir erkeğin uzak duracağı davranışların başında gelir. Kaldı ki pazardan şeftali alırken bile şeftaliyle flört edersin. Koklarsın, dokunur, yumuşaklığına bakarsın, eve getirip özenle yıkarsın, ziyan etmemeye çalışarak kabuğunu soyarsın vesaire. Marifet ve iltifat. Kadının seni ilgi çekici bulması için ne gibi marifetlerin var, onları sergile ki o geçen süre içinde hayalini kurduğun yakınlaşmanın ilk adımlarını atabilesin. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Bir süredir ana kanallarda gösterilen televizyon dizilerinde öyle uzun flört sahneleri falan kalmadı. Oğlanın kıza kur yapması, flört etmeleri, sonra vuslatın gerçekleşmesi gibi bir durum izlemiyoruz. Bir bakıyorsunuz oğlan beğendiği kızla düğün salonunda. Öpüşmüyorlar, sevişmiyorlar, el ele kırda bayırda dolaşmıyorlar. Çünkü kızın ya belalı abisi var ya da mafya patronu babası bazı diziler annelerde oğlanları kızlara karşı fiştekleyip duruyor. Yani şöyle normal bir kadın erkek ilişkisine hasretiz. Onun için televizyonlarda bu dizileri seyreden garibanlar da gerçek hayatta işlerin böyle yürüdüğünü zannediyor olabilir. Bunu bize geleneksel Türk aile yapısı diye yutturuyorlar ki her türlü yasakçılığın anası da artık bu kavram oldu. Bu gerekçeyle gençlerin gülüp eğlenebilecekleri festivaller yasaklanıyor. Kızlarla erkeklerin aynı okula gitmesinden bile rahatsız olanlar el yükseltiyor. Filmlerde, dizilerde öpüşen bir çift bile tahammül edemeyenler gerçek hayatta bunun gerçekleşmesini küçük kıyamet belirtisi gibi algılıyorlar. Sevişmeyi bilmeyen, flörtten anlamayan, sadece demli çay içtiği için demir eksikliği nedeniyle türlü ruhsal, fiziksel sorunlar yaşayan insanlar olmamız bekleniyor. Acaba bu yasaklar yeteri kadar uzun sürerse biz Türkler dünyada eşeysiz üremeyi başaran ilk millet olabilir miyiz? Mitoz bölünmeyle üreyen bir millet. Eşeyli üremedeki kadar eğlenceli bir yöntem olmadığını eminim siz de kabul edersiniz ama sağlam aile değerlerimizi daha da sağlamlaştırabilmenin başka bir yolu da yok galiba. TÜİK'in Türk Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre Türk erkekleri evlenecekleri kadında aradıkları özelliklerde birinci sıraya %86.4 ev işlerini ve çocuklara iyi bakmasını koyuyor. Kadınlarımız da duygusal davranışlar bakımından erkeklerimizden geri değil, evlenecekleri erkeklere aradıkları ilk özellik gelir getirici bir işe sahip olması %92.1. Yani Türkiye'de bir kadını tavlayacaksanız önce cüzdanınızı göstereceksiniz. Bunu ben söylemiyorum. Devletimizin istatistik kurumu söylüyor. Erkeklere hakim olansa anlaşılıyor ki bir tür hizmetçi fantazisi. Kadınların ve erkeklerin çoğunluğunun böyle düşündüğü bir ülkede flörtü atlayıp direkt yakınlaşalım diyen bir erkeğe de ne kadar şaşırmalıyız bilemiyorum. TÜİK istatistiklerine göre Türk erkeklerinin evlenilecek kadın tanımında ilk 5 özellik içinde bekaret de var ki bunu bilen kadınların çoğunluğunun flörtten uzak durması anlaşılabilir bir şey de olabilir. Sonuçta ortaya böyle tipler çıkıyor haliyle. Kafasının içi kadınlarla ilgili türlü hurafelerle dolu, incelikten yoksun, kaba saba tipler. Mehmet Yılmaz'ın bu yazısı Oksijen Gazetesi'nden alındı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.